Depremin yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş'ta Uluslararası Expo 2023 kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden yara alan kentleri ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. ...6 Şubat depreminde ağır hasar aldı. Bir yandan depremin yaralarını sararken, bir yandan da uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya başladı. Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil, ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla Expo 2023 açıldı. 62 ülkenin oyu alınarak Türkiye'ye kazandırılan organizasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj gönderdi. Doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla tertiplenen Expo 2023 bu çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor. 754 bin metrekarelik rekreasyon alanında kurulan organizasyona 30'dan fazla ülkeden katılım sağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da açılıştaydı. Depremden etkilenen illerimizin en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hareketliliğe kavuşması için yerelde canla başla çalışan tüm kurumlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Expo 2023 3 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Nikel Sarayı ile, AVM'si ile, havuzu ile, Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi ile bir dünya projesini Allah'a şükür gerçekleştirdik. Bartın'da 43 işçiyi hayattan koparan maden faciasının üzerinden bir yıl geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'da işçiler anısına yapılan hatıra ormanında ağaç dikme törenine katıldı. Olayın dava sürecine ilişkin konuşarak yargımıza güveniyoruz dedi. Davada kimler sorumlu? Bu kazanın sebebi neydi? Bu sebep de... Özellikle tedbirsizlik noktasında kimlerin rolü vardı? Bunları tespit edecek olan elbette ki yargımız. Dava sürecinden bahsetti. Sorumluların ceza alması için sürecin takipçisi olacağız dedi. Hep beraber süreci takip edeceğiz. Ve burada kimler sorumluysa elbette ki yargının vereceği karar neticesinde cezalarını çekecektir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, maden faciasının birinci yılında... Amasra'daydı. Maden şehitlerinin anısına yapılan hatıra ormanında ağaç dikme törenine katıldı. Törenden sonra kameralar karşısına geçen Bakan Tunç, 43 işçiyi hayattan koparan kazanın dava sürecine değindi. Yargımıza güveniyoruz dedi. 7'si tutuklu, 23 sanık var dava sürecinde ve dava süreci devam ediyor. Yargımıza güveniyoruz. Tam bağımsız ve tarafsız yargımız bu davada kimler sorumlu? Bu kazanın sebebi neydi?